Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Komitede alınan en önemli kararlardan bir tanesi de sistemler sistemi olarak adlandırılan Çelik Kubbe Projesi'nin başlatılması oldu. Çelik Kubbe Projesi'nde çeşitli katmanlarda birçok hava savunma sistemi görev yapacak. Ayrıca alt katmanlarda da yine Aselsan'ın ürettiği Korkut ve lazer sistemleri bulunacak. Türkiye havadan gelecek tehditleri Çelik Kubbesi ile bertaraf edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında proje için rota çizildi. Sistemler sistemi olarak tasarlanan Çelik Kubbe projesi yerli ve milli imkanlarla oluşturulacak. Aselsan'dan Roketsan'a, TÜBİTAK'tan makine ve kimya endüstrisine kadar Türk firmalarının ortaklaşa çalışmasıyla yapılacak Çelik Kubbe 4 kritik imkanı bünyesinde barındıracak. Katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altında birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacak Çelik Kubbe, ortak hava resmi oluşturulmasına imkan verecek. Gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılacak bu bilgiler yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulabilecek.